Evet, bugünkü dersimizde sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri konumuza devam ediyoruz. Daha önceki iki derste hatırlayacaksınız, deneysel yöntemle betimleme yöntemini işlemiştik. Bu derste ise iki yöntem birden göreceğiz. Bunlardan biri nicel bir yöntem olarak içerik analizi, diğeri de alan araştırması. Alan araştırması başlı başına nitel bir araştırma yöntemi olmasına rağmen içerik analizinin nicel olmasının yanında nitel yönleri de var. Bu iki araştırma ve diğer araştırma türleri üzerinde çok ayrıntılı olarak durmayacağız. Başından bu yana daha çok nicel araştırma yöntemlerine ağırlık vermiştik ama bir örnek olarak alan araştırmasından da kısaca söz edelim istiyorum. Önce içerik analizi konusunda bazı şeyler söyleyeceğim. İçerik analizi nedir? Nasıl teknikler kullanılır içerik analizi araştırması yapmak için? Güçlü ve zayıf yönleri nelerdir? Daha sonra da alan araştırmasından söz edeceğim. Hangi konular alan araştırması yapmaya uygundur? Bu alandaki belli başlı paradigmalar nelerdir? Ve gene alan araştırmasının da güçlü ve zayıf yönlerinden söz edeceğiz. Hatırlatmak amacıyla araştırma yöntemleri nicel, nitel ve karma yöntemleri olarak yeniden gösteriyorum. Bugün bir nicel, bir de nitel yöntem üzerinde duracağız. İçerik analizi toplumsal davranışı etkilemeden gerçekleştirilebilen bir araştırma yöntemidir. Toplumsal davranışı etkilemeden demek, yani denekleri herhangi bir şekilde bir zararınız ya da bir etkiniz bulunmadan demek. Tabii içerik deyince daha çok içerik barındıran, dolayısıyla da insan ürünü teknolojilerden ya da işte medya gibi, kitap gibi, gazete gibi nesnelerden söz ediyoruz. Dolayısıyla non-obtrusive derken kastedilen şey, toplumsal davranışı etkilememekten kasıt bu. İçerik analizi iletişimin ve iletişimin açık, belirgin, içeriğinin nesnel, sistematik ve nicel tanımlanmasına yönelik bir araştırma tekniği diye tanımlanmış. Bu tanımda dikkati çeken temel kavramlar nesnellik, sistematiklik, niceliksellik, açık ve belirgin olma. Nesnellik biraz önce sözünü ettiğimiz toplumsal davranışı etkilememe ile çok yakından ilişkili. Çünkü içerik barındıran nesneleri nesnel olarak inceleyebilmek mümkün. Oysa bir deneysel araştırmada ya da bir betimleme araştırmasında, özellikle insanlar üzerinde yapılan araştırmalarda ister istemez işin bir miktar öznel yönü, subjektif yönü de oluyordu. Sistematiklik, tıpkı daha önce gördüğümüz deneysel yöntem ve betimleme yönteminde olduğu gibi, gene kavramsallaştırma, operasyonelleştirme ve ölçme adımlarını ciddi bir şekilde tamamladıktan sonra toplanan verileri sistematik bir şekilde analiz etmeye dayanıyor. Ve bu verilerde nicel veriler, birazdan göreceğiz. Açık ve belirgin içerikten kasıt da incelediğimiz içerik malzemelerindeki bilgilerin herkesçe kabul edilebilir ya da en azından mantıksal bir takım özelliklerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılması. Dolayısıyla içerikte gizli olan anlamları İçerik analizi yönteminin avantajlarını kullanarak ortaya çıkarmaktan söz ediyoruz. İçerik analizi dediğimize göre tam olarak nedir
içerik ve içerik barındıran malzemeler. İçerik analizi, metin içeriği toplama ve analiz etme tekniği olduğuna göre, ki burada metin terimi geniş anlamda kullanılmaktadır. O zaman içerik deyince de iletilebilen sözcükler, anlamlar, resimler, semboller, düşünceler, temalar veya herhangi bir ileti içerik anlamını taşıyor. Dolayısıyla da örneğin 20. yüzyıl romanında özgürlük kavramını inceleyelim dediğiniz anda içerik barındıran nesne olarak 20. yüzyılda yayımlanmış eserlerden söz ediyoruz ya da 20. yüzyılda Türk romanı dediğimizde. Ama içeriği sadece basılı malzemelerle sınırlandırmamak lazım. Örneğin bir araştırma, içerik analizi araştırması okuduğumu hatırlıyorum. Osmanlı dönemindeki mezar taşlarının üzerinde yazılan yazıları incelemiş bir araştırmacı. Acaba dönemlere göre nasıl fark ediyor diye, neler yazılmış diye. Şimdi belki çok uç bir araştırma gibi görülebilir ama gerçekten de ülkenin yaşadığı koşullara göre ya da kişilerin hangi nedenlerden öldüklerine vesaireye göre çok ilginç mezar taşları yazıları olabiliyor. Dolayısıyla burada içerik dediğimizde kastettiğimiz ise bir kitaptan çok bir mezar taşı, bir stel olmuş oluyor. Buradaki açık ya da gizli içeriği ortaya çıkarma. Açık olabilir, bizzat içinde geçen sözcüklerle ya da resimlerle vesaire belirgin bir şekilde resmedilmiştir. Ya da metin değerlendirme teknikleriyle bu o anlam, içerikteki anlam ortaya çıkarılır. Dolayısıyla buradaki metin sözcüğünü en geniş anlamda kullandığımızı yeniden vurgulayarak her kayıtlı bilgi içeren her tür basılı, görsel, son zamanlarda elektronik belgeleri de bu içerik barındıran nesneler grubuna sokuyoruz. Peki hangi alanlarda daha çok kullanılıyor içerik analizi? İletişim, sosyoloji, edebiyat, siyaset, ekonomi, psikoloji, tarih, antropoloji, hemen hemen sosyal bilimlerin, insani bilimlerin birçok alanında içerik analizi kullanılan bir yöntem. Örneğin tarihsel açıdan bakıldığında diyelim ki belirli bir tarihi olayı incelemek için günlük gazetelere gittiğinizde neler deniliyor? Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nın öncesinde ve sonrasında New York Times gazetesi üzerinde yapılan bir araştırmada henüz daha sonucun ne olacağı belli olmadan önce Atatürk için kullanılan sıfatlarla Cumhuriyet ilan edildikten sonra kullanılan sıfatların karşılaştırılması yapılmış ve burada bu içeriğe dayanarak dışarıdan bakış açısının ne olduğu açık seçik bir şekilde ortaya çıkarılmış. Bu tür araştırmalar kuşkusuz sadece tarihi olaylara eğilmek için değil, aynı zamanda örneğin dil bilimde ya da edebiyatta biraz önce sözünü ettiğimiz gibi metinlerde açık ya da gizli olarak yer alan bir takım bilgilerin ortaya çıkarılması, sistematik olarak incelenmesi imkanını veriyor bize. Nasıl uygulanır içerik analizi? Tıpkı diğer araştırmalarda olduğu gibi bir şekilde bir araştırma sorusu olması gerekiyor. Araştırma sorusundan kasıt da işte biraz önce verdiğim örneklerde olduğu gibi yani siz inceleyeceğiniz sorunu başka yöntemlerle de inceleyebilirsiniz belki ama bu tür toplumsal davranışı etkilemeyecek bir şekilde incelemek mümkün. Yani insan yaratısı, içerik nesneleri aracılığıyla. İçerik analizinin bir diğer avantajlı yönü büyük bir evrenden örneklem seçerek bu işi yapmanın mümkün olması. Betimleme araştırmasında ayrıntılı bir şekilde
örneklem seçmeyle ilgili bilgiler vermiştik. Dolayısıyla da örneğin 20. yüzyıl Türk romanı dediğinizde belki araştırmacı olarak bütün romanları okuma, inceleme şansınız olmayabilir. Ama örneklem tekniklerini kullanarak onlar içerisinden seçilecek ve evreni temsil eden belirli sayıda roman inceleyip buradan bütün 20. yüzyıl Türk romanına genelleme yapmak mümkün. İçerik analiziyle ilgili bir diğer nokta da içerik olarak yani bilgi topladığımız nesnelerde yer alan bilgileri nasıl kavramsallaştırıp kodlayacağımızı bilmemiz gerekiyor. Yani örneğin biraz önce verdiğimiz örnekteki mezar taşları ile ilgili olarak mezar taşları üzerinde yer alan bilgiler acaba ne tür bilgiler olabiliyor? İşte ne bileyim kişinin hastalığı nedeniyle ölümü dolayısıyla bir şey mi yazılmış, dini bir metin mi eklenmiş, onun ötesinde ölen kişinin mesleğiyle ilgili mi bir şey söylenmiş gibi çok değişik kodlama kategorileri geliştirmek mümkün ki bu da kavramsallaştırmanın bir parçası sonuçta. Dolayısıyla da bu aşamada incelenecek metinler üzerinde ya da resimler üzerinde ya da televizyon programları üzerinde nasıl bir kavramsallaştırma yapacağımızı bulmamız, incelememiz lazım. Örneğin sık yapılan araştırmalardan, içerik analizi araştırmalarından bir tanesi de işte televizyonda seyredilen ve şiddet içeren programların çocukların davranışları üzerinde bir etkisi olup olmaması yönünde. Şimdi burada tıpkı daha önceki araştırma yöntemlerinde de gördüğümüz gibi şiddet, çocuk, televizyon programı gibi kavramların kavramsallaştırması gerekiyor. Kavramlaştırılması gerekiyor. Dolayısıyla da daha önceki yaklaşımlardan çok farklı değil ama içerik kullanacağımız için örneğin diyelim ki burada Türkiye'de yayın yapan işte en tane televizyon programından temsilci olması nedeniyle şu kadarı seçilecek, şu 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 saatler arasında rastgele programlar izlenecek, bu programlar içerisinde şiddet unsurunun belki de dereceleri belirlenecek. İşte ne bileyim kan varsa onun kategorisi ayrı olacak, sadece fiziki darbe varsa ayrı olacak. Sözle kötü söz ya da şiddet içeren şeyler söyleniyorsa ayrı olacak gibi. Gördüğünüz gibi burada neyin şiddet, neyin şiddet olmadığı tıpkı daha önceki kavramsallaştırma, işletimselleştirme konusunda gördüğümüz gibi tanımlanmalı ki araştırmacı televizyonun başına oturup örnekleme seçtiği bir televizyon programını izlerken o izleme sırasında şiddet kullanıldı terim olarak ya da hareket olarak diye veri toplama işlemini layıkıyla gerçekleştirebilsin. Veri toplama tabii ki bu durumda eğer televizyondaki şiddetin çocuklar üzerindeki etkisinden söz ediyorsak içerik burada televizyon programları olacak. Dolayısıyla biraz önce sözünü ettiğimiz gibi o televizyon programlarında tanımlanabilecek farklı şiddet türleri kodlanacak, veri girişi yapılacak ve daha sonra bunlar betimlenecek yani tanımlanacak. Dolayısıyla da işte Türkiye'deki ne bileyim şu dönemdeki televizyon programları içerisinde şu kadar şiddet var, bu kadar şiddet yok biçiminde. Bu verilerin değerlendirilmesi ve bunlardan bir sonuç çıkarılması, çıkarsama yapılması ve yorumlanması gerekiyor. Dolayısıyla bu listedeki temel adımlar da başka araştırma yöntemlerinden çok farklı değil. Sadece nesneler üzerinde ya da televizyon programı, mezar taşları, kitaplar, gazeteler vesaire üzerinde bir araştırma yapıldığı için yoğun bir şekilde kodlama, kategorileştirme aşamalarının
önceden çalışılması, araştırılması gerekiyor. Peki bu topladığımız verilerden nasıl yararlanabiliriz? Yani bu veriler üzerinde nasıl analizler yapabiliriz? İçerik analizi nicel bir araştırma yöntemi olarak bize daha önce gördüğümüz betimleme yöntemindeki ya da deneysel yöntemdeki birçok analizi yapmamıza imkan veriyor. Örneğin sıklık analizi, biraz önce verdiğimiz televizyon programları örneğinde olduğu gibi, örneğin televizyon programlarında ortalama kaç dakikada bir kötü söz söyleniyor, kaç dakikada bir şiddet çeşitli kademelerde gösteriliyor, hangi saatlerde gösteriliyor, ne kadar uzunlukta oluyor şiddet sahneleri gibi birçok frekans analizi sonuçları bildirilebilir. Aynı şekilde kategorizasyona gidilebilir. Şiddetin türleriyle ilgili olarak, hangi tür programlarda daha çok şiddet görüldüğüyle ilgili olarak, filmlerde mi yoksa dizilerde mi yoksa reklam programlarında mı, her neyse bunun gibi. Değerlendirici analiz yapılabilir bu veriler üzerinde. Bir şeyle bir başka şey arasında bir ilişki olup olmadığı ortaya çıkarılabilir. Örneğin diyelim ki ekonomi ile ilgili gelişmeler iyiye gittiğinde ne tür yazılar yazılıyor gazetelerde, gitmediğinde ne tür yazılar yazılıyor biçiminde. Ya da basit bir şekilde ekonominin iyiye gidişiyle verilen reklam sayısı uzunluğu arasında bir ilişki kurulabilir. Bu gerek medya, televizyon vesaire için yapılabilir, gerekse diğer ortamlar için yapılabilir. Dolayısıyla bu tür ilişki analizleri yapmak için de içerik analizinden yararlanılabilir. Bunun yanı sıra çok çeşitli analizler yapmak mümkün. Korelasyon araştırmaları yapılabilir. Değerlendirici araştırmalara örnek olarak yorumlamaya gidilebilir buradan elde edilen veriler. Bunun gibi değişik tekniklerle içerik analizine dayalı veriler ayrıntılı bir şekilde değerlendirilebilir. İçerik analizinin güçlü ve zayıf yönlerine bakacak olursak, içerik analizinin güçlü yönleri, daha önceki deneysel araştırmada ya da betimleme araştırmasındakinden farklı olarak zaman ve paradan tasarruf. Niçin? Çünkü özellikle eğer betimleme araştırmasında kişilerle, gruplarla, yani aynı şekilde deneysel araştırmada da ilgilendiğimizi düşünüyorsak, onlarla ilgilenmek zorunda değiliz. Örneğin 20. yüzyıl Türk romanı vesaire dediğimizde kişilerden bağımsız olarak veri toplayacağımız şeyler nesneler, kitaplar ya da televizyon programları. Dolayısıyla bunları kendi planımıza göre inceleyebilir ve veri toplayabiliriz. Gerekirse araştırmanın bir kısmını yeniden yapabilirsiniz. Yani diyelim ki işte örneklemle ilgili bir sıkıntı oldu. Siz televizyon programları ile ilgili olarak yaptığınız çalışmada diyelim ki seçtiğiniz saatte verimli bir takım şiddet içeren şeyler çok fazla olmuyor. Bir miktar değişikliğe gidip daha farklı bir saatten örneklem alarak daha fazla veri toplayabilirsiniz. Gene birbirinden bağımsız olarak değişik zaman kesitlerinde verileri inceleyebilirsiniz. Dolayısıyla da örneğin Türkiye'nin modernleşmesiyle ilgili olarak eğer günlük gazetelerde çıkan okuyucu görüşleri açısından insanlar belirli bir konuda ne düşünüyor'a bakılacak olursa, o zaman bunun yolu ya ne bileyim okuyucu mektuplarına bakmak, diyelim ki 10 yıllık aralarla, ya da belli başlı gazetelerin ya da dergilerin baş yazılarını gözden geçirmek olabilir. Aynı şekilde eğer bu tür araştırmalarda
zaman kesiti olarak örneklem seçmek istiyorsanız gene bu da mümkün daha önce gördüğümüz gibi. Burada dersin başında da söylediğimiz gibi araştırmacının araştırdığı denekler, ki burada denek içerik barındıran nesne anlamına geliyor. Denekler üzerinde herhangi bir etkisi yok. Dolayısıyla da güvenilir bir yöntem o açıdan bakıldığında. Ama içerik analizinin daha önce betimleme yönteminde de gördüğümüz gibi güvenilirlikle geçerlik arasında genellikle bir ters orantı oluyor. Geçerlik sorunları var içerik analizinin. Neden derseniz, çünkü sizin okuduğunuz metinde öne çıkan şeylerin ne olduğu konusundaki görüşünüzle bir başka araştırmacınınki arasında fark olabilir. Aynı şekilde sizin şiddet diye nitelendirdiğiniz şeyle bir başkasınınki arasında fark olabilir. Argo sözcüğü şiddet olarak görüyorsunuzdur, bir başkası görmüyor olabilir. Bir diğer yönü de sadece kayıtlı nesnelerin incelenmesiyle sınırlı içerik analizi. İster elektronik ortamda olsun, isterse basılı ortamda. Dolayısıyla da örneğin belki de o konuda size çok daha farklı bilgiler verebilecek olan içerik dışındaki veri toplama unsurları kullanılmıyor burada. Şimdi kısaca bahsedeceğimiz ikinci araştırma yöntemi, nitel araştırma yöntemi olan alan araştırmasından söz edelim biraz. Alan araştırması ya da saha araştırması tutum ve davranışları belirli bir toplumda, grupta, ailede vesaire zamanla meydana gelen olayları, süreçleri doğal ortamlarında incelemeye dayanıyor. Dolayısıyla bu tür gerek grupla ilgili gerekse toplumsal süreçler bize yaşananlar konusunda çok daha ayrıntılı bilgi verebilir. Örneğin belirli bir Karabük için yapılmıştı bu yıllar önce sosyolojide, kırsal sosyoloji ile ilgili olarak. Belirli bir küçük kasabaya belirli bir diyelim ki demir çelik fabrikasının gelmesi oradaki yaşantıyı nasıl etkiledi? Böyle bir araştırmayı araştırmacı olarak gidip belki de o kasabada belirli bir zaman geçirerek anlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra alan araştırmasına uygun olan konulara bakacak olursak çok çeşitli bu tür alanda yapılabilecek araştırmalar, yanıtlanabilecek sorular var. Hepsi hakkında uzun uzun konuşamayız belki ama örneğin uygulamalar, olaylar, roller, ilişkiler, gruplar, örgütler, yerleşimler, toplumsal dünyalar, yaşam tarzları ve alt kültürler gibi birçok şey incelenebilir. En sık yapılan bu tür araştırmalardan bir tanesi özellikle Wall Street ile ilgili olarak mesela. Yani burada çalışan insanlar nasıl insanlar, nasıl geçiyor bir günleri? Biz genellikle televizyonlarda bir takım işaretler yaparken görüyoruz bu kişileri ama yani nasıl bir şeydir Wall Street'te ya da menkul kıymetler borsasında çalışmak? Bunu ancak belki de bizzat yerinde gözleyerek bu tür bir alan araştırması ile ortaya çıkarabiliriz. Ya da işte ne bileyim mülteci kamplarındaki hayatla ilgili olarak ancak herhalde yine bu tür bir alan araştırması ile çok daha derinlemesine bir bilgi elde etmek mümkün. Bununla birlikte diyelim ki gruplarda, ailelerde vesaire yaşanan bir takım süreçler, boşanma gibi, hastalık gibi ne tür bir etki bırakıyor o insanlar üzerinde? Yani örneğin hastalıkla ilgili olarak diyelim ki özellikle uzun süreli hastalıklarda kişilerin yakınları
bu o hastalıklardan nasıl etkileniyor? Bunun gibi birçok alan araştırmasına uygun örnek verilebilir. Halk biliminde örneğin bir takım gelenekler konusunda ayrıntılı bilgi edinmek isteyen kişinin gidip o köyde, kırsal kesimde o insanlarla birlikte yaşaması lazım ki işte niye evlenme törenleri sırasında gelin tam gideceği evin içerisine girerken evlerdeki damların tepesinden erkekler kocaman elmayı gelinin kafasına atıyor. Bu konuda ancak gidip yerinde gözlem yaparak bu o geleneğin nedeninin ne olduğunu bulmak mümkün. Yoksa dışarıdan baktığınızda, bu örneği bir televizyon programında rastlamıştım. Yazık yani, o kadar büyük bir elmayı kafasına yiyen gelin herhalde, bilmiyorum ama yani bir an sağlık açısından bir şok geçiriyordur diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten de hani bu bir gelenek bile olsa, yani niye elma? Tamam, pirinç, buğday vesaire, şeker atılıyor ama o kadar kocaman bir elmanın atılış nedeni nedir? Bu tabii ki halk bilimcileri ilgilendiren bir konu ama benim gelmek istediğim nokta, eğer siz bir takım gelenek, göreneklerin toplumsal nedenleri nelerdir, tarihsel nedenleri nelerdir diye araştırma yapmak istiyorsanız, benim şu anda söylediğim gibi sadece televizyon başından bu örneği görmenize dayanarak bu olay konusunda bir çıkarsamada bulunmak yanlış olur. Ya doğrusu nedir? Doğrusu bunun arkasında yatan nedenlerin neler olduğunu saha araştırması ile yapılacak bir araştırma sonucunda belirledikten sonra, ha demek ki bunun böyle bir hikayesi varmış diye belki bir sonuca gidilebilir. Nitel bir araştırma yöntemi olduğunu söylemiştik alan araştırmasının. Bir önceki içerik analizinde veri toplanan denekleri hiçbir şekilde etkileyemezken araştırmacı, burada ise tam tersi bir durum söz konusu. Çünkü gözlemci olarak araştırmacı bizzat veri topladığı kişilerle, gruplarla beraber yaşamak, zaman geçirmek durumunda. Burada araştırmacının karar vermesi lazım. Yani katılımcı gözlem dediğimiz zaman bizzat katılacak mı? Diyelim ki demin sözünü ettiğimiz düğün sırasında olaylar gelişirken bu kadar büyük bir elmanın kişinin kafasına atılması söz konusu olduğunda sadece pasif bir gözlemci mi olacak? Misafir gibi olayları gözleyecek mi, yoksa bizzat katılacak mı bunlara? Bunun tabii ki değişik yönleri var. Yani araştırmacının o veri topladığı topluluğa kabul edilmesi, ona güven duyulması en önemli noktalardan biri. Aksi takdirde orada bulunan kişiler tepki koyabilirler ya da normal davranışlarını göstermeyebilirler. Dolayısıyla alan araştırması yapacak araştırmacının her şeyden önce gittiği yere, belki de o yörenin hatırı sayılır kişisi, kişileri tarafından tanıtılması ve niçin orada olduğunun aktarılması gerekecektir. Aksi takdirde işte ben geldim sizin düğün geleneklerinizi inceleyeceğim dese bir araştırmacı, belki de daha zor o kabul görür veri toplayacağı kitleden diye düşünmek lazım. Tabii bunun yanı sıra bilimsel etik sorunlar da var alan araştırması ile ilgili olarak. Hani belki düğün sırasındaki gelenek, görenekleri katılarak mı gözleyeceğiz, katılmadan mı, çok fazla bir önemi yok gibi gözükebilir ama bunun ötesinde özellikle neyi gözlemek istiyorsanız bunu deneklere herhangi bir şekilde haber vermeden ya da onları yanıltarak gözlemek
araştırmacı açısından gene etik, ahlaki bir takım sorunlar doğurabilir. Örneğin araştırma yöntemleri kitaplarında verilen bazı örnekler vardır. Diyelim ki gaylerle ilgili yapılan araştırmalarda bizzat kişi kendisinin o camiaya girebilmesi için kimliğini saklaması ve onlardan bilgi toplaması acaba ne kadar etik? Dolayısıyla araştırmacı burada tamamen dışarıdan gelmiş Marslı gibi bir gözlemci mi olacağı, yoksa denekleri ne kim olduğu yönünde yanıltarak mı bilgi toplayacağı, alan araştırması ile ilgili etik ve bilimsel hususları oluşturuyor. Öte yandan gene araştırmacı bu ortamda acaba veri topladığı deneklerle ilişkilerini nasıl düzenleyecek? İnanmadığı halde diyelim ki denekler tarafından öne sürülen görüşleri sırf veri toplamak amacıyla inanıyormuş gibi mi gözükecek? Ya da herhangi bir müdahale edilmesi gereken bir durum söz konusu olduğunda hayır ben burada gözlemciyim mi diyecek? Bununla ilgili çok bilinen örnekler genellikle gazetecilikten geliyor biliyorsunuz. Yani önünüzde toplumsal bir olay oluyor ama siz orada o olaya müdahale edemiyorsunuz. Bu değişik örnekleri var, işte açlıkla ilgili de olabilir, ne bileyim bunun dışında bir takım savaş ya da bu tür yerlerde de olabilir. Diyelim ki en dramatik gazetecilik başarılarından biri olarak gösterilen, işte açlık çeken bir çocuğun başına durmuş olan bir akbabanın, birazdan sonra ölecek olan bir akbabanın resmini çeken gazetecinin daha sonra intihar ettiği söyleniyor. Böyle bir durum var. Yani orada o olaya müdahale mi edilecek, yoksa sadece gözlemci mi kalınacak diye. Tabii alan araştırması yapan kişiler her zaman bu tür çok zor ikilemlerle karşı karşıya kalmıyorlar belki, ama yine de sanıyorum ki gerek deneklerle ilişkilerini düzenlemede, gerekse katılımcı gözlem mi yoksa tamamen dışarılıklı olarak mı olaya bakacağı konusunda araştırmacının bir yaklaşım geliştirmesi gerekiyor. Alan araştırması aslında nitel bir veri toplama yöntemi olarak kendi başına birçok paradigmanın da geliştiği, dünya görüşünün de geliştiği bir alan sosyal bilimlerde. Dolayısıyla bu slaytta gördüğümüz her bir madde başlı başına bir araştırma yöntemi olarak kullanılıyor o sosyal bilimlerde. Biz kısaca geçeceğiz ama örneğin bir doğalcılık yaklaşımı, paradigması ya da örnek olay sadece örneğin tıpta değil, aynı zamanda sosyal bilimlerde de başlı başına bir araştırma yöntemi. Gene gömülü kuram diye adlandırılan gözleme dayalı verilerin analiz edilmesi sonucu bazı ortak kalıpların, temaların ve kuramların oluşturulması son 20-25 yıl içerisinde çok popüler olan bir paradigma oldu. Aynı şekilde kurumsal etnografya, kişilerin çalıştıkları kurumlardaki güç ilişkilerini ve diğer özellikleri ortaya çıkarmak için kişisel deneyimlerden yararlanılması, özellikle iş yeri ortamlarındaki ilişkileri gerek psikolojik gerek insan ilişkileri açısından ortaya çıkarma yönüyle son derece yararlı katkılar sağladı. Dolayısıyla bu yaklaşımlar, paradigmalar sosyal bilimlerde nitel verilere dayalı ciddi bilimsel araştırmalar yapılmasının önünü açtı. İlgi duyanlar her bir yaklaşımla ilgili olarak araştırma yöntemleri kitaplarında hem kuramsal hem de örneklere dayalı
araştırma raporlarını bulabilirler.